Merhaba arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Gigabyte Aorus Z790 Master X anakartın çok detaylı bir incelemesini yapmıştık ama o incelemeyi i9-13900K işlemciyle yapmıştık. 14. nesil henüz gelmemişti. Aorus Z790 Master X anakartı 14. nesille hatta özellikle i9-14900K ile birlikte kullanmak isteyenler var. Bana bu anakartın da stoklara giriş tarihini soruyor bu arkadaşlar ama maalesef net olarak henüz bir tarih yok. Çok yakın zamanda stoklarda olacak ama onu söyleyebilirim. Şimdi bu anakartın 14900K gibi çok yüksek TDP'ye sahip olan bir işlemciyle nasıl sonuçlar vereceğini merak eden arkadaşlar için biz gerekli testleri yapacağız. Konu hakkındaki tüm merakları gidereceğiz. Dediğimiz gibi anakartın zaten çok ayrıntılı bir incelemesi kanalımızda yer almakta. Video açıklama kısmına anakartın inceleme linkini ekleyeceğim kartın tüm teknik özellikleriyle ilgili gerekli tüm bilgileri o videoda bulabileceksiniz. Biz şimdi 14900K işlemcimizi kendisine takacağız ve bu kadar yüksek TDP'ye sahip olup bayağı da sıcak çalışan bir işlemciyle anakartın bileşenlerinin sıcaklık durumu ne halde olacak onu hep birlikte göreceğiz. Önce BIOS ekranımızla başlayalım. Önceki incelememizde de söylemiştim yeni BIOS arayüzü gerçekten çok güzel olmuş. Ayar yaparken böyle kullanıcıyı korkutabilen her an yanlış bir şey yapacakmış gibi hissettiren o eski mavi BIOS ekranlarından gerçekten nerelere geldik. Gerçekten güzel olmuş. Gigabyte'ın beyaz BIOS ekranlarını da sevmiştim ben. 14900K işlemcimizin adı da BIOS ekranımızda arabaların böyle arka kısmındaki marka yazısı misali bize göz kırpıyor. BIOS'u Easy ya da Advanced Mode olarak iki farklı şekilde kullanabilmekteyiz. Easy modda tüm sistem durumunu görüyorsunuz ve genel olarak bu bölümde amatör kullanıcıların daha fazla anlayabileceği ayarlar eklenmiş. Advanced kısmında ise işin piri olan arkadaşlar gerekli tüm overclock ayarlarını ya da sistem ayarlarını yapacaklardır. Yani bilmeyen birisi bu menülerde kaybolabilir gerçekten. Ama bir şeyleri kurcalamadan da ne olduğunu öğrenemezsiniz arkadaşlar. Bu da bir gerçek yani çok fazla korkmayın. Smartfan 6 ile de sistemin tüm fan ayarlarını istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Fan işlerine merak saranlar ya da bu konularda takıntısı olanlar için ayrıntılı ayar seçenekleri mevcut. Merakları zaten tüm kurcalamaları buradan yaparlar. Evet şimdi direkt olarak testlerimize geçelim. Cinebench R23'te ve CPU-Z'de uzun süreli stres testleri gerçekleştirdik. 360 mm sıvı soğutmamız tabii ki güç limiti kapalı olan bu işlemcimizde 345 watt TDP'de hiçbir işe yaramıyor diyebiliriz. Aslında bu tabii tüm 360 mm sıvı soğutmalar için geçerli. Yani işlemci kısa sürede 100 derece sıcaklıkları görebiliyor. Zaten aslında bizim de bu testte istediğimiz o çünkü işlemci bu kadar ateş saçarken Ana kartın sıcaklık değerleri ne durumda? Biz asıl ona bakacağız bu testte. Ana kartın devasa soğutma sistemi burada hakkını vermiş gerçekten. İşlemcinin 100 derece sıcaklıkta çalıştığı yerde ana kart sıcaklığı Sistem 1 ve Sistem 2 olmak üzere 40-42 derece arasındaydı. MOSFET'ler 52 derece sıcaklıkta çalıştı ve Platform Controller Hub en fazla 47 dereceyi gördü ve testin en başında işlemci 345 watt güç tüketiyordu. Bu gerçekten acayip bir güç tüketim değeri dediğimiz gibi. CPU-Z'de ise 10 dakikalık bir stres testi gerçekleştirdik. Bu testte bu kez 92 derece sıcaklık gördük işlemcimizde. 100 dereceye çıkmadı. Anakart sıcaklıklarında buna bağlı olarak 39-41 derece olmak üzere 1 derece düşüş vardı. MOSFET'ler önceki testimize göre 2 derece daha sıcak çalıştı. 54 dereceydi ve platform controller hapsa neredeyse aynı kaldı yani 46 dereceydi. Bu testte 280 watt güç tüketim değeri vardı işlemcinin. Cinebench R23'te daha çok güç tüketim değeri görmüştük. Yani iki testte de anakart bileşenleri, işlemci 100 derecelerde gezerken buz gibi çalışmaya devam ettiler. Bizim zaten asıl görmek istediğimiz de buydu. Peki oyunlarda durumlar nasıl? Ona bakalım. Oyun testlerimizi de Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC ekran kartıyla yaptık. Tüm testleri 1080p'de gerçekleştirdik ki işlemci üstüne daha çok yük binebilsin ama ekran kartı sıcaklığımızın da PCI X16 slota etkisini de görmek istedik. DLSS'i de açarak işlemcimizin yine önemli ölçüde devrede olmasını sağladık. Oyunların hepsini testlerde oynama sıramıza göre göreceksiniz. Yani her oyunda en fazla 10 dakika durduk sırayla oyunlar değiştikçe sıcaklık değerlerinde yükseldiğini fark edeceksiniz testlerde. Her bir oyunda dediğimiz gibi 10 dakikalık süreler gerçekleştirdik. Oyunlarda işlemci elbette sentetik testlerde binen yük binmiyor ve çok daha serin çalışıyor işlemci. Ama GPU gibi bir etmen de işin içine girince sıcaklık değerlerini iyice görün istedim. Zaten çoğunluğumuz sistemde sentetik test yaparak değil yani oyun oynayarak vakit geçirecek. Bu yüzden oyunlardaki sıcaklık değerlerinin de önemli olduğunu düşünmekteyim ki tüm oyunlarda sıcaklık değerleri gerçekten çok çok iyiydi. Anakart sıcaklığı 40 derecenin üstüne neredeyse hiç çıkmadı. Platform Controller Hub 41-44 derece arasında gidip geldi. MOSFET'ler en fazla 46 dereceyi gördüler. E, genelde de daha düşük sıcaklıktaydılar hatta. PCI Express X16 slotumuzsa 40-42 derecelerde dolaştı. Yani 14900K'nın yüksek TDP'si özellikle sentetik testlerde bu anakart için sinek vızıltısı gibiydi. Değerler muazzam seviyede. Gigabyte gerçekten güzel bir iş başarmış soğutma sisteminde. 14900K gibi bir canavarla başa çıkabilecek bir anakart arayanlar için sıcaklık değerleri konusunda böylece kafalarda da hiçbir soru işareti bırakmamaya çalıştık. İtopya ile anakart için iletişim halinde olacağım geldiği zaman linkini mutlaka video açıklama kısmına ekleyeceğim. Kontrolünü yaparsınız. Kanala destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmanız bizi gerçekten çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.